Şimdi bir soru konumuz imaj buton. İmaj butonunda Hyperlink farkını burada hem size göstereceğiz. Hemen bunun için arkadaşlar şunu tam ekran yapalım. Şuraya logomuzu da ekleyelim imaj buton için. Add existing item deyip, mesela masa üstünde benim Karabük Üniversitesi'nin logosu var. Onu da buraya ekledim. Logo PNG diye. Şimdi yeni örnek için hemen şuradan Apply New Item dedikten sonra web formumu açıyorum. Web formuma arkadaşlar split diyerek şuradan imaj buton ekleyelim. İmaj buton görebiliyor musun arkadaşlar? İmaj buton şurada. İmaj butonu ekledim. Bu nesne şu işe yarıyor. Resimli buton oluşturmaya yarıyor. İsterseniz butonlarınızı Photoshop'ta tasarlayıp istediğiniz görsellikte bir butonu buraya artırabilirsiniz. Mesela nasıl yapalım? Şöyle bir şey yapalım mesela. Nasıl yapalım? Sizin için Photoshop'ta ben bir tasarım yapayım arkadaşlar hemen hızlıca. Daha iyi anlayabilmeniz açısından hemen Photoshop açalım. Basit bir buton hazırlamak istiyorum. Butonumun da boyutları ne büyüklüğünde olsun? Bakalım şuradan bir kaç olsun? 10 piksele 5 piksel büyüklüğünde bir buton tasarlamak istiyorum arkadaşlar. Bunu da büyütelim şöyle. Evet. Şuradan da şuraya tıklayalım buradan. Bir mesela butonumuzun adı ne olsun? Görebiliyor musunuz yazıyı? Ben de göremiyorum. Çünkü üst rengimiz burada. Değişik bir renk seçebiliriz. Bunun yazı büyüklüğü çok fazla geldi buraya. 6 punto yapalım. Arkadaşlar çalışma alanımızı biraz daha büyütelim. Şöyle yapalım. 10 piksel değil de genişlik arkadaşlar 50 piksel olsun. Yükseklik de 10 piksel olsun. Biraz fazla arkadaşlar. Ne yapmışız? Küçük yapmışız. Buraya hemen şuradaki yazımızı biraz büyütelim. Mesela bir buton tasarlıyoruz burada gördüğünüz gibi. Ana sayfa butonu. Hatta buna şöyle bir şey yapalım. Bir tane layer ekleyelim. Şuradan new layer diyelim. Gradient ekleyelim buna. Gradient. Biliyor musunuz gradient arkadaşlar? Evet. Şimdi gradientimizi hemen bulalım buradan. Neredeydi gradientimiz? Gradientimiz, kova aracımız nerede? Kova aracımızı görebiliyor musunuz? Şurada. Heh. Burada arkadaşlar gradientimiz var. Şimdi gradient şu demek. Mesela şöyle mavi renk olsun bir tarafı. Bir tarafı da beyaz olsun fark etmez. Şöyle yapalım. Shift'e basalım. Evet. Bu evet. Yazımızın rengini ne yapalım? Beyaz yapalım arkadaşlar. Yazı rengini beyaz yapalım. Bunu da nereden değiştirebiliyoruz? Şuradan değiştirebiliyoruz. Evet. Ctrl 0'a basalım bakalım. Burada kare kare görünüyor. Bakayım nasıl görünüyor butonumuz. Butonu çok küçük yaptık. Bundan dolayı arkadaşlar biraz sıkıntılı. Daha da büyütebiliriz bunu. Ama şimdilik bunu kaydedelim arkadaşlar. Dosyadan Save for Web diyoruz. Save for Web demek web için kaydet anlamında. Butonumu bu şekilde oluşturduktan sonra butonumda ne olsun fark etmez. PNG formatı olabilir, JPEG formatı olabilir, GIF formatı olabilir. PNG 24 olsun. Bu şekilde arkadaşlar masa üstüne bir yere kaydetmek istiyorum. Masa üstüne kaydedelim. Buton olsun. Buton şeklinde kaydettim. Evet. Şimdi bu butonum arkadaşlar hemen buraya ekleyelim arkadaşlar imaj klasörüne. Masa üstünde. Görebiliyor musunuz arkadaşlar butonu?
Göremiyorsunuz. Çünkü burada imaj payı seçmesiniz dosya türünden. Şimdi görebiliyor muyuz? Tabii başka bir masa üstünde kaydettik arkadaşlar. Şuradaki masa üstünde bu. Oradan alacağız. A ortamından diğer bilgisayarımda. Şimdi benim burada iki tane bilgisayar var. İki bilgisayarına gelip gideceğim. Şimdi diğer bilgisayarımızın masa üstünde buton var burada. Hemen butonu alalım. Nerede o buton? Gören var mı arkadaşlar? Şurada. Evet. Butonu aldım arkadaşlar. Şimdi link butonuma tıklıyorum. Mesela imaj URL'sine butonu ekleyelim. Evet. Ne görünüyor burada? Photoshop'ta tasarladığım bir resmi ne yaptım? Visual Studio'daki imaj butonu aktarmış oldum. Bu şekilde arkadaşlar değişik görselliklerde arkadaşlar değişik tasarımlarda butonlar tasarlayıp yaptığınız web sitesine bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ben bunu ekledim. Bundan sonra arkadaşlar ne yapabiliriz? Bir tane daha imaj butonu eklemek istiyorum. Bunu da normal bir resmi eklerim. Hani şöyle bir logo koymuştuk. Mesela bazen web sitelerinin başına geldiğinizde arkadaşlar şuraya bir imaj butonu da ekleyelim. Mesela firmanın logosunu üzerine geldiğinizde tıklayabiliyorsunuz. Başka? Şimdi logomuzu getirelim buraya. Tabii çift tıklamayacağız. Oraya arkadaşlar şöyle yapacağız. Logoyu getireceğiz. Ama nereden getireceğiz? İmaj URL'den getireceğiz. Evet. Şimdi siz okulunuzun web sitesine girdiğinizde, logoya tıkladığınızda ana sayfaya gidiyor değil mi? İşte burada da mesela bir logoyu imaj butonu ekleyebilirsiniz. Ve üzerine çeşitli koordinatlar da ekleyebiliyorsunuz. Yani resminizi, birkaç tane resmi bir araya birleştirip, üzerine çeşitli koordinatlar ekleyip, bu koordinatlarla arkadaşlar çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela bir örnek yapalım. Şimdi bunu buraya ekledikten sonra, bunu arkadaşlar birkaç özellik ekleyelim. Mesela bunun üzerine çift tıkladığımızda bir özellik karşımıza gelecek. Mesela tıklıyorum. Nasıl bir şey geldi? İmaj buton click olayı geldi. Biz şu an default ASPX'den default ASPX JS yani C# kodlarına girdik. Buraya bir kod yazacağım arkadaşlar. Label 1 text dedi. Label 1 text yazarsam şöyle bir sonuç olacak. Default ASPX yani ana kısma tasarım kısmına label eklemediğim için sorun yaşayacağım arkadaşlar. Altını kırmızı çizecek bir süre sonra ama sonradan ekleyebiliriz. Buraya diyorum ki resimli düğme kontrolüne tıklayınız. Ondan sonra koordinatlar diye bir şey açıyorum. Buraya da bir tırnak içinde artı diyorum. Arkadaşlar burada event olaylarımızda bir özellik var. Bakın bu özellik neymiş? Koordinatlarla ilgili fonksiyonlarımız var arkadaşlar. Bunu yazıyoruz. To e nokta x nokta to string. Bu faremizin arkadaşlar tıkladığımız noktanın x koordinatlarını verir. Evet. Ondan sonra artı diyorum. Daha sonra arkadaşlar tırnak açıyorum. Tırnağımızı açtıktan sonra şuraya bir parantez açalım. Evet, bir parantez açtım. Parantez değil, şöyle yapalım arkadaşlar. E artı koordinatlar, E artı. Evet, bunu yazdık bu şekilde. Bir tane virgül koyalım buraya. Bir tane şu şekilde yapalım. Burada bir şeyi kapatmışız, doğru kapatmışız. Tamam. Buraya da tırnağımızı kapatması bir daha artı yapıyorum arkadaşlar. E nokta y nokta to string diyorum. To string yazıp şöyle parantezimizi açıp kapatıyorum. Kapattıktan sonra da arkadaşlar şöyle yapıyorum. Yani tırnak içinde parantezi kapatıyorum arkadaşlar. Ve nokta virgülle bitiriyorum. Evet. Şöyle bir kod yazdım. Şu label 1'imizi arkadaşlar ekleyeceğiz. Ekleyebilmek için de buraya gidiyoruz. Şuraya bir yere bir tane label 1 ekleyelim.
Evet. Label 1 olup olmadığında ismini kontrol edelim. Evet, Label 1. Şimdi bakıyoruz. Kodlarına bir hata var mı diye kontrol ediyorum. Evet. Arkadaşlar bakın, şuradaki EX to string, şuradaki E olayı aslında bize faremize tıkladığımız noktanın arkadaşlar string olarak koordinatlarını verir. X eksenindeki koordinatlarını verir. Buradaki de Y eksenindeki koordinatları verir arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Evet. Bakalım ne karşımıza gelecek. Web sitesi çalışıyor. Bir hata var mı diye bakalım. Web sitesine bağlanıyor diyor. Şimdi arkadaşlar şu benim ilk eklediğimde. Bakın üzerine geldiğimde buton üzerine geldiğimde ana sayfa diyor. Bir de şu da bizim logomuzdu. Bakın logonun üzerine geldim. Bir kez tıklıyorum. Resimli düğme kontrolüne tıklayınız. Koordinatlar 80 37. Resimli düğme kontrolüne tıkladığınız koordinatlar diyecek buraya arkadaşlar. Bakın resmi farklı noktalara tıklıyorum. Ne yapıyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orası üzerine koordinat veriyor. Bakın üzerine ayrıldığımız zaman herhangi bir şey veriyor mu? Gerçi şurada da o resim biraz daha büyükmüş. Yani boş beyaz kısmı da olduğu için. Üstünden tam çıktığında arkadaşlar artık koordinat vermiyor. Bunların avantajı işte nedir? Siz link butonuna bir logoyu arkadaşlar. Mesela siz sayfanızı internet sayfalarında gezerken ana sayfaya geri dönmek istiyorsunuz. Bazen kestirmeden logo kocaman büyük olduğu için işte ana sayfa butonuna tıklamak yerine kocaman bu logonun üzerine tıklayı verip hemen giriş sayfasına gelip geçebilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Nasıl? Koordinatı arkadaşlar şu anlamda söyledik. Diyelim ki Türkiye haritasını tasarladınız. Karabük üzerine tıkladığımız zaman orayla ilgili bilgileri vermek istiyorsunuz. İşte o zaman harita üzerinde koordinat vermek gerekebilir. Yani bunu orada kullanmak isteyebilirsiniz. Haritanın belli parçalarına, belli koordinatlara geldiğiniz zaman çeşitli özelliklerin karşınıza çıkmanızı, çeşitli bilgilerin karşınıza çıkmasını isteyebilirsiniz. Burada amaç bir örnek aslında. Yani koordinat link butonuna koordinat verilebileceğini göstermek amaç. Evet. Şöyle yapalım.